Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine çevremden dilendiğim bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir tane replika AirPods Max incelemiştim. Yani gerçeğe çok yakın. Neredeyse orijinale yakın diyebilirim. Fakat bugün yan yana hakikaten orijinaliyle kıyaslayacağız. Ve bu videoyu tek çekmeyeceğim. Bugün bir konuğum var yanımda. Buyurun Seçkin Bey. Buyurun. Gel lan. Ana. Senden korkmayız baba. Dosta düşmana kalkmaz. Güzel girdin ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Sen kimsin? Öncelikle onu söyle. Ne yaparsın? Benle niye buradasın? Öncelikle kardeşim Mert'e çok teşekkür ederim. Zaten sürekli denk geliyoruz, sürekli konuşuyoruz. Bu videoda benim AirPods Max aldığımı kendisine söyledim. Hoşuna gitti, bir video yapalım dedi. Benim ismim Seçkin, Seçkin Ayazlar. Ben Almanya'da yaşıyorum. Fotoğraf ve video işleriyle uğraşıyorum. Aslına bakarsanız ne bir fotoğraf ne bir video. Para nerede ben orada. Öyle diyebiliriz yani. Para nerede ben orada. Bir bakayım kebap fotoğrafı çekiyorum. Bir bakayım kına gecesi fotoğrafı, videosu çekiyorum. Hep öyleyim. Mert'le de bir arkadaşlığımız var ve bir YouTube kanalım var. Ben de YouTube'a inceleme videoları, fotoğraf ve video üzerine içerikler üretiyorum. Güzel anlattın kendini. Yukarıda da Seçkin abinin kanalı çıksın. O da benim gibi ürün incelemeleri yapıyor dediği gibi ama kendisi Almanya'da. Birçok şeye daha rahat ulaşabiliyor. Ekonomi var baba. Niye Almanya'dasın? Niye dönmüyorsun Türkiye'ye? Çünkü aslında Türkiye çok güzel. İnanılmaz güzel. Yani bu ülkenin kıymetini bilmek lazım. Yani elimde olsa dönerim tabii. Niye dönmeyeyim? Yani. Neden dönmüyorsun? Kurulu düzen var. Kurulu düzen var kuzen. Kurulu düzeni bozamıyoruz. Şimdi konumuza geçelim. Sen gelmişken hatta ben sana uygun bir renk açayım arkada. Bu bana uygun renk. Bu hula geceler pavyonuna hoş geldiniz. Şimdi elinde bir tane AirPods Max var. Mavi renk. Ama güzel bir mavi. Şimdi kılıfı falan güzel değil bu arada. Bu alüminyum gövdesinin olduğu mavi efsane. Kulağıma taktım, çok hoşuma gitti. Bende de beyaz siyah olan model var. İkisini her türlü kıyaslayacağız. Fiziksel olarak, performans olarak. Deneyim videosu olacak. Böyle çok nesnel testlere sokmayacağız. Kulaklıkları değişeceğiz arada. Fikirlerimizi beyan edeceğiz. Teknik bilgiye çok girmeyeceğiz. Bu bir inceleme videosu değil, kıyaslama videosu olacak. Tabii bu kıyasları yaparken aralarındaki fiyat farkını da kale alacağız. Çünkü aralarında bayağı bir fiyat farkı var. Bu çakma da ucuz bir çakma değil. Piyasadaki en pahalı çakma kulaklık. Bu da piyasadaki en pahalı kulaklıklardan biri herhalde. Ne kadar aldın sen bunu? 600 euro. Şimdi yani Apple'da fiyatı bu. 600 euro. Tabii ki burada olduğu gibi burada da Apple'da 7999 TL. Ama almak istediğiniz zaman hepsi buradan vesaireden biliyorsunuz falan. Daha fazla ürün çeken insanlarda 6500'e falan var. O şekilde bir fiyatı var. Sen kaç aldın? 450'ye bağladın sanırım. Ben 450'ye hallettik o işi. Evet, şimdi canavarları aldık. Abi rengi bile bir farklı ya. Rengi farklı zaten. Hayır yani daha göz alıyor yani böyle daha... Ben albenili. Albenili, evet evet. Türkçen sıkışırsa söyle bana. Tamam. Seni kedi mi tırmaladı? Benim kedi anamı ağlattı ya. Bu ne abi, kaplan gibi ya. Bir de elimi vermemeye çalışıyorum onu. Bu vermemeye çalışmış halin. Evet. Emin ol böyle eskiden böyle ağzını açtığında ben sokuyordum hayvanın ağzına elimi. Yine şimdi arada böyle kaçaklar oluyor, yapacak bir şey yok. Şimdi görüntü anlamında yan yana bir koyduk. Görüntü anlamında çok bir farkları yok. Doku anlamında nasıl sence? İkisine de dokun. Ellediğin zaman var. Bu biraz daha sanki böyle örnek veriyorum, iki parça deri olur ya, bir tanesi böyle sahte deridir, sert olur. Diğeri de gerçek deridir, yumuşak olur. Bunda o doku var bence. Evet, biraz daha böyle süretimsi bir hava var bunda. Böyle biraz daha dokulu, daha kaliteli hissettiriyor bu arada. Ama görüntü anlamında çok bir farkları yok. İkisinin de... Aa, bunun mıknatısı daha kuvvetli. Ben, şurası benim dikkatimi çekti. Aa, iç kısmı da farklı, evet. Bak, bu süretimsi dediğim doku bunda yok mesela. Bu biraz daha... Bunda da var ama çok böyle kısa. Bu sanki tabletlerin içinde olan, kapakların içinde olan yapıya evet, sahip. Evet, çizilmesin diye yapılmış ince bir kumaş. Ama bu resmen at tüyü gibi, baksana. Öyle değil mi ama? At tüyü ne be? Evet, şimdi tepe kısımlarına bakalım. Şu ızgaralarını görüyorsunuz. Buraya dikkat edin, hatta daha da yakından göstereyim. Kameramız makro. Şöyle uzunlamasına boşluklar var. Orijinalde bu delikler daha sık gibi. Daha zor görüyorsunuz aşağıya. Ve dokusunda çok farklılık yok, sertlik olarak farklılık var. Orijinalde mesela bu biraz daha sert. Kim?
Çakma da daha yumuşak. Açalım bir, kılıflarından kurtaralım. Ama açmadan önce senin telefonuna otomatik bağlanıyor zaten, değil mi? Tamam. Şimdi bir test yapalım. Bu arada kılıfa girdiği zaman uyku moduna giriyor mesela orijinalde. Bunda da öyle. Kılıfa girdiği zaman uykuya giriyor, değil mi? Yoksa hep açık yani. 20 saatlik bir pil ömrü var. O gidiyor. 20 saatte kapanıyor. Koymazsanız hep açık. Orijinalde de çakmada da durum aynı. Açma kapama tuşu yok bu kulaklıkların. Case'e koyduğunuzda kapanıyor, çıkarttığınızda açılıyor. Bu şekilde çalışıyor. Uyku modu. Uyku modu, evet. Evet, şimdi ikimiz de deniyoruz. Aynı anda açalım. Bir. Hazır mısın? Evet. İki. Üç. Şey de geldi. Bende daha geç geldi. Arada bayağı bir fark var. Tekrar... Yalnız renkler takalım. De kendi rengi neyse orada o dönüyor. Güzel. Evet. Şimdi bu teleskopik bacaklara bakıyorum. Çakmada bayağı sert bu. Bayağı bayağı sert bu arada. Orijinale bakıyorum. Orijinalde de sert bu arada. Aynı sertlik bu arada. Ama sanki hidrolik varmış gibi onda. Bunda da öyle. Öyle mi? Ya tabii ki bu orijinalin biraz daha kaliteli hissettiriyor ama sertlik seviyeleri aynı. Şu an ben resmen şey hissettim. Sen onu kolluyormuşsun, ben bunu kolluyormuşum gibi. Yok öyle değil. Ben direkt nesnel kıyaslama yapıyorum. Öyle hissettim. Bir öyle bir hissiyat geldi. Oğlum o kadar para verdik. Tabii ki o daha iyi. Alt kısımlarını da göstermek istiyorum. Noktasına kadar her şeyi aynı yerde. Sadece şu hoparlör kısmı farklı mı diyeceğim. Yok, o da aynı yerde. Ama sanki bunun girişiyle bunun girişinde bir farklılık var gibi. Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Renkleri farklı. Girişim mi? Etrafı siyah bunun. Bunun gümüş. Evet. Burada mikrofon delikleri vesaire, her şey yerli yerinde. Yalnız çok iyi ya. Hani bunu bu kadar yapabilmişler. Yukarı baktığımızda Digital Crown ve fiziksel butonlar aynı yerlerde. Çok hiçbir da başarılı. Farklılık yok. Baya başarılı. Baba ben dandik mal alır mıyım ya? Baya başarılı. Şimdi gelelim pedlerine. Çıkart baba. İç kısım bile birebir aynı. Bakar mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki şeyler bile aynı. Şurada sensör var burada. İvme sensörleri var burada. Açıyı belirleyen bu açılar bile, şeyler, sensörler bile aynı. LR'yi bile aynı yazmışlar. Şeyi bak, içine yaklaştır diyaframın olduğu yeri. Bak o bile aynı, görüyor musun? Evet. Bak şuradan bak. Tek bir fark buldum ama. Şeyle, iğneyle çıkan yer var ya. Aa evet. Bak dikkatli adam ha. Şurada görüyorsunuz nokta şeklinde bir yer var. Oraya iğnemsi şeyler girebiliyor. Ve bunun ne işe yaradığını büyük ihtimal ben dahil çoğu kişi bilmiyordu. Seçkin Baba kurcalamaktan çözmüş bunu. Şimdi şu deliklere şu işlemi yapıyorum. iPhone'un sim kart çıkarıcısını kullanıyorum. Çıt etti. Tada! Buna da yapayım mı? Sokabileceğim mi yerine bak? Canın sağ olsun ya. Benim kulaklığım senin kulaklığın, sıkıntı yok. Şu şekilde kulaklıklardan ayrılıyor. Şunu da öğrenmiş olduk. Kafa bandının içinden herhangi bir şekilde kablo geçmiyor. İkisi de ayrı ayrı telefonla veya cihazla iletişim kuruyor. Bunun sebebi de şimdi biliyorsunuz tek renk olarak satılıyor. Yani kafa bandı da mavi geliyor, mavi aldığınızda kulaklıklar da, hatta kulak pedleri de. Kulak pedlerini zaten değiştirebiliyorsunuz mıknatıslı olduğu için. Ama bunları da özelleştirebilmeniz için bu şekilde yapmışlar. Yani kulaklıkları tutarak elinizde kafa bandını falan değiştirebiliyorsunuz. Bence çok güzel düşünülmüş ve yani çoğu kişinin bilmemesi de acayip güzel yakalamış. Yalnız şöyle bir şey var. Şu gördüğünüz pet var ya, şu pet. 850 lira. Pet. Kaç euro? Her şey euro. Abi euroyu boş ver. 850 TL. Yani bana göre çok pahalı abi. Çin'den ben çözerim onu bu arada. Vardır değil mi? Çin'de var tabii canım. 100 lira bunlar. Ve şu kalitede. Al dokun. Sen dokun. Bir şey söyleyeyim, ben bunu tercih ederim. Birazcık sert diye mi? Ben çok yumuşak sevmiyorum abi. Bu yani biraz yumuşak, evet. Bu biraz daha sert. Görüntü ve doku anlamında gerçekten bir farkları yok bu arada. Hatta şunu ters tutuyorum. Ya şu içteki delikleri de bile yok. Şurada hava yapmışlar, hava yerleri yapmışlar ya. Şöyle göstereyim, bakın R işlemesi falan var işte. Çok iyi ya. Sağsa olduğu belli olsun diye yapmışlar. Her tarafı gerçekten birebir aynı. Ama helal olsun, bu Çinliler bu işi biliyor. Evet. Kumaş dokusu da aynı ama içindeki sünger farklı. Evet. Biraz daha yumuşak buradaki. Evet. Ama ben yine başarılı buldum çakmamakine. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Şunu oturtmak bela değil mi? Bu sağa herhalde. Bir dene abi. Bak, yan çıkardın, yan oturacaksın. O taktiği vereyim sana. Evet, kolaymış be. Ben bunu bulana kadar kolaymış. 2 saat video uzadı. Böyle çevire çevire. Şuna da sana soracağım. Ben bir şey demeyeceğim. Kendin yorumla. Evet. Dokun iki tarafa da. Ne hissediyorsun? Şimdi şöyle yapayım, zaten görüyorsun bak. Bunda kayıyor parmağım ama bu çekiyor. Bir daha yapıyorum bak. İkisi aynı sertlikte. Bunun dokusu biraz daha matımsı. Bu da tabii ki mat fakat eli tutuyor biraz daha. Yapı olarak ama kalite olarak, verdiği hissiyat olarak evet orijinale yakın. Evet, gerçekten yakın. Gerçekten yakın. Hadi bakalım takıyoruz kulakları. Sen bunu, ben onu takalım. Sonuçta ben bunu biliyorum, bunu bilmiyorum. Tam değiştireceğiz yine. Gürültü engelleme açıldı herhalde, güzel. Gürültü engelleme mi açıldı? Bende de transparan açık, kendi sesimi duyuyorum şu an. Nasıl duyuyorsun ama?
Canavar. Gürültü engelleme açıldı herhalde. Hiçbir şey duymuyorum. Bastım bir daha. Evet. Evet. Ama transparanı o kadar iyi değil. Transparanı güzel değil. Evet. Yani güzel ama güzel. Orijinaliyle kıyaslayamazsın. Bir dakika. Şimdi hiçbir yorum yapma. Transparan aç. Transparan da. Tamam. Şimdi değiştireceğiz. Transparan açık ya. Bende de transparan tamam. Açık. Şu an konuş benimle biraz. Konuşuyorum. Tamam. Ben seni boğuk duyuyorum. Tamam. Değiştir. Konuş. Abi bu ne ya? Çok fark var. Çok var. Bu nasıl bir şey? Sanki ben şeyim. İbrahim Tatlıses'im. Ama bak ekolar var. İbrahim Tatlıses'in nasıl bir... bir dakika dur. Hayır yani ses çok dur, şey. Dur. Ben bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum bunu. Konuş. Konuşuyorum. Yani... Evet. Kesinlikle bu arada dediği gibi boğuk. Yani boğuk. Buna göre çok boğuk. Bunda gerçekten çok farklı bir deneyim yaşatıyor. Hemen değişelim. Ya. Göreceğim farkı. Yok anladım. Kafayı yersin bak. Konuş. Abi efsane evet. Bir şey. Yani evet, gerçekten. Baya bir fark var. Hani az uz değil yani. Baya ciddi. Şimdi gürültü engellemeye geçelim. Evet. Ben geçiriyorum seni. Beni de geçirmen lazım. Buradan geçiriyorum gerçi doğru. Ben de buradan geçirdim. Bir kafe gürültü sesi açalım. Bakalım ne kadar kesecek. Ben çatal bıçak sesini duyuyorum. Değiştir. Çatal bıçak sesini duyuyordum. Orijinalin çok daha iyi. Çok daha iyi demeyeyim. İyi ama uçurum yok. Bunda da duyuyorum çatal bıçak sesini. Bunda da çatal bıçak sesini duyuyorum. Ama fark ne biliyor musun? O biraz basınç yapıyor. Fark ettin mi? Sanki böyle bir yerdesin sana... Basınç yapıyor kulağına. Evet, böyle baf diye görüntü değişti. Seçkin abi gitti. Daha doğrusu şöyle oldu, biz çekmeye devam ediyorduk. Kayıt durmuş, farkında olmadık. Biraz daha devam ettik. Hadi mola verelim, testlere geçeriz dedik. O sırada fark ettik görüntünün durduğunu. Sonra Seçkin abiyle konuştuk dedi, sen testlere tek devam et. Ben de tamam dedim. Bu arada şunu söyleyeyim, tam gürültü engelleyici kısmında gitmiş. Gürültü engellemeleri arasında çok ütopik bir fark yok. Tabii ki fark var, orijinal daha iyi. Ama çakma da kesinlikle ortalamanın üzerinde. Transparan modunu ben orijinali dinleyene kadar iyi diyordum ama orijinal baya baya fark atıp gidiyor. Çok büyük farklılık var. Şimdi testlerimize geçelim. Seslerini dinleteceğim, gecikmelerini dinleteceğim, mikrofonunu dinleteceğim. Testlere geçmeden önce ben bir müzik açıp dinlemek istiyorum. Aynı müziği açacağım, kulaklık değiştireceğim. Bu arada dışarı ses veriyor mu onu da deneyeceğim. İkisinde de aynı müziği açacağım, bakalım. Evet, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çakma'nın sesi orijinalden daha yüksek çıkıyor. Yani son ses seviyesi daha yüksek. Bassları da birbirine çok yakın. Zaten bu kulaklığı ilk incelediğimde de belki de orijinalden daha fazla bası vardır dedim. Hatta bir tık fazla bile olabilir. Ama ses temizliği olarak çok önde. Yani bu kulaklığın da sesine kesinlikle kötü diyemem ama AirPods Max'e kıyasladığımda o berraklık konusunda çok çok önde. Şu an sesime replika AirPods Max'ten alıyorsunuz. Kapalı bir ortamdayım. Gayet sessiz bir ortam. Ve normal ses tonuyla konuşuyorum. Şimdi de klima gürültüsü açtım. Sesim nasıl geliyor? Gürültüyü engelliyor mu? Onlara dikkat edin. Sustuğumda bu şekilde konuşuyorum. Sesimde bir değişiklik yaratıyor mu ona da dikkat edin. Şu anda da sesimi orijinal AirPods Max'ten alıyorsunuz. Ses dalgalarına bakarsam gürültüyü çok iyi kesiyor. Şimdi klima gürültüsü açacağım, size de bunu göstermeye çalışacağım. Ama konuşmadığım zaman böyle tamamen büyük bir sessizlik var. Tıs sesi bile yok büyük ihtimalle. Şimdi de klima gürültüsünü açtım. Şimdi susacağım. Gürültü gelmeye devam ediyor. Büyük ihtimal gelmiyor çünkü dediğim gibi ses dalgaları incecik bir çizgi halinde gidiyor. Mikrofonda orijinal baya baya dövdü gibi. Şimdi de bir gecikmelerine bakalım. Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine Çin'den aldığım bir ürünü inceleyeceğiz. Bu sefer benim de aşina olmadığım bir ürün türü. Bir akıllı gözlük aldım. Gerçekten nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Sizleri de kendimi de daha fazla bekletmeden... açalım. Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine Çin'den aldığımız bir ürünü inceleyeceğiz. Bu sefer ürünü ben seçmedim. Emre Reis internetin derinliklerinden yine bulup çıkarttı bir ürün.
testleri izlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Tabii ki orijinal farkını ortaya koyuyor. Ama aralarındaki fiyat farkı da azımsanacak bir fiyat. Yani aralarında 4 katlık bir fiyat farkı var. Daha önceki videomda da söylemiştim. Hani benim kulağımda dursun. Ben AirPods Max'im varmış gibi takılayım diyorsanız ve ucuz bir alternatif tercih ediyorsanız çakmaya yönelebilirsiniz. Ama gerçekten tüm özellikleri, uzamsal ses olsun ve denediğimiz diğer özellikler daha güzel olsun diyorsanız biraz paraya kıymanız gerekiyor. Ama genel hatlarıyla bana sorarsanız bu kulaklık 8000 lira etmez. Ya 8000 lira çok büyük para, o yüzden etmez. Tabii ki kaliteli ama dediğim gibi 8000 liraya çok daha güzel şeyler katabilirsiniz hayatınızı. Bu arada iPhone'lar için de aynısını söylüyorum ya. Bir iPhone 13 Pro Max kullanıcısıyım. Şu an bu telefonun fiyatı takribi 24 bin lira civarında. Değmez. Ama işim dolayısıyla alıyorum. Almam gerekiyor. Yani ekonomi öyle bir hale geldi ki böyle bir şey değer mi değmez mi onu bile ölçemez olduk. Yani şundan bahsediyorum. Bir yere gittiğinizde atıyorum 5 kutu kola aldınız. 50 lira dese de vereceksiniz. 20 lira dese de. Hani bir şeyleri tartamaz olduk artık. Yani bu fiyat skalasına çıkabiliyorsanız 8 bin liralardan bahsediyorum. Çok daha güzel kulaklıklar var. İşte Sennheiser'ın, Sony'nin vesaire. Ses kalitesinden bahsediyorum bu arada. Surround olarak orijinal gerçekten başarılı. Seçkin abi deneyimlerini aktardı bana. Uzamsal sesle birlikte kullanıldığında gerçekten bir film izlediğinizde ok mu atılıyor? Tak diye yanınızdan geçiyor gibi hissediyorsunuz. Tabii bunu destekleyen şeyler izlemeniz lazım. Apple TV'ye bunu bağladığınızda canavar tabii. Şöyle yapalım. İki ürünün de linkini aşağı açıklama kısmına koyayım. Oradan daha detaylı inceleyebilirsiniz. Hatta bu kulaklık skalasında bir şeyler arayanlara önerdiğim kulaklıkları da koyayım. Kafaüstü kulaklıklar ekleyeceğim listeye. Onlara da göz atabilirsiniz. Çok uzattım. Helal edin. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.